Sayın Rumelili arkadaşlarım, hanımefendiler, basın mensupları, 30 Mart yerel seçimlerinde biliyorsunuz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayıyım. Ben bu adaylık süresi içerisinde yaptığımız çalışmalarla belirlediğim şeyler var. Bir şehrin gerçekten yaşanılır olabilmesi için temel değerler var. Bir defa kullanılacak suyun daha ucuz olması lazım. İnsanların suyu kullanması lazım. Çünkü bu medeniyetin bir göstergesi. İkincisi ucuz internetimizin olması lazım. Üçüncüsü sağlığımızın olması lazım daha doğrusu. Bu şehirde sağlık sorunlarımızı halletmemiz lazım. Bu şehirde alışveriş sorunumuzu halletmemiz lazım. Bu şehirde sosyal ve kültürel projelerimiz mutlaka olması lazım. Biz bunlara yönelik olarak da bir sürü kendimize önümüzü açacak, bu şehrin önünü açacak projeleri aldık, geliştirdik. Şöyle bizim gerçekten geniş geniş caddeleri olan, yürüme alanları olan bir şehrimiz olmayacak mı? Bunları mutlaka ve mutlaka tekrar gözden geçirerek bazı alanları, bu şehrin bu türlü alanlarını oluşturmaya çalışacağız. Benim en son billboardlarımda dikkat ederseniz sol üst tarafta şunu yazar. %100'üm belediye başkan adayı diye yazar. Ben gerçekten bu şehrin içinde yaşayan herkesi kucaklayacağız. Ben bu memlekette 550 bine yakın hasta baktım. İnsanları ayırt etme şansım yok. O yüzden belediye başkanı olduğum gün parti rozetimizi alacağız, cebimize koyacağız. Biz bu Bilecik halkının belediye başkanı olacağız. Kesinlikle partinin belediye başkanı olmayacağız ve herkese karşı eşit mesafede ve dürüst davranacağız. Saydam davranacağız. Bu konularda gerçekten samimiyim. Bunu söyleyeyim. Gerçekten AK Parti'den rahatsız olan insanların adresi bellidir. Mutlaka ve mutlaka bu işleri biz çözeriz. Ve en sonunda şunu söyleyeyim. Gerçekten bu şehrin belediye başkanı onuru bana yetecektir. Ve gerçekten elimden geldiği kadar namuslu ve dürüst çalışacağıma söz veriyorum hepinize. Teşekkür ederim. Saygıdeğer İl Başkanı, İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı, Belediye Meclis Üyeleri adayları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın müstesna temsilcileri, hoş geldiniz. Rumeli Derneği Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizlere vermiş olduğu kahvaltı ve bu toplantı için teşekkür ediyoruz. Kolay bir olay değil. Bizler siyasetin en üst noktalarında, belli noktalarda bırakmış çalışmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarını başarılı olmasını diliyorum. Arkadaşlar, biz Rumeliler Derneği olarak 90 sene evvel bu topraklara gelmiş, bayrağımıza, toprağımıza, ezanımıza sahip çıkmış, çıkmaya da devam edeceğiz. Tekrar yönetimdeki bütün arkadaşlara vermiş oldukları kahvaltıdan dolayı derneğim adına, üyelerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Belediye çalışmaları için başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca bu müesseseyi deviralan üyemiz Selami Çınar, Kızılay Başkanı Selami Çınar da burada çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı yeni aldığı müessesesinde de başarılar, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, geçmişten hesap sormazsanız gelecek hesap vermez. Başka bir şey söylemiyorum, saygılar sunarım. Bizim olsa ya son cümle.
en büyük mesele hastasız masadan yok. Siyasette hastayız. Masadan yok.